Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün inşallah Ramazan Risalesi'nden ikinci nükteden devam edeceğiz. Ayeti hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhül Kur'an hüden linnâsi ve beyinâtim minel hüdâ vel furkân. Evet, ikinci nükte Ramazan-ı Mübareğin savmı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Malum beş başlık altında orucun hikmetlerini dokuz nüktede anlatıyordu ama beş grupta birisi Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bakıyordu. İkincisi nimetlerin şükrüne bakıyor. Bunun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahet olduğu gibi. Cenab-ı Hak hadsiz enva-ı nimetini nevi beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz. Halbuki münim-i hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Şimdi şükrün kıymetini bilirsek, bu şükrün anahtarının ne işe yaradığını daha iyi anlarız. Yani bu anahtarın açtığı kapıdan ne kazanacağız, nereye gireceğiz? Bir hazineye giriyorsanız hazine anahtarı. Çok mühim bir vazifeyi bize öğretecekse, başlatacaksa bu anahtar çok mühim. Yani koskocaman sarayın su ya da elektrik sistemini düşünün, şalter gibi bir şey. O olmadığında pek çok şey maalesef devre dışı kalıyor. İşte burada Bediüzzaman Hazretlerinin de hep beraber müzakere etmemizi istediği Ramazan İktisat Şükür Risalesi. Hacmi çok küçük ama mana itibariyle insanın vazifesi noktasında çok ehemmiyetli üç husus, yani Ramazan, iktisat, şükür, hayatın, İslami hayatın sac ayağı. Şimdi şükür deyince biz bunu alışılmışlık içerisinde takdir edemiyoruz. Ama şükür risalesinin en başındaki cümleyi hatırlayın. Orada Kur'an'dan ayetleri söylüyor, işte efela yeşkurun, efela yeşkurun ve senezis şakirin, leyin şakertum lezidenneküm, kulillâ fâbud ve kümmine şakirin. Ondan sonra diyor ki, bu ayetler gösteriyor ki, Halik-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Yani ben bu cümleyi dikkate aldığımda, ya ben ömür boyu gafil yaşamışım. Yani işin en üst başlığından haberimiz yok. Halik-i Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. İbadı kulları. Biz de Allah'a kul olmayı arzu ediyoruz. Peki benden istediği en mühim iş nedir dediğimizde, işte manası özü cihetiyle baktığımızda bizden şükür istiyor. Ama
biz işte dinin emirleri içerisinde bu şükrün en güzel ifa biçimi olan sünnet-i seniyyedeki aleyhissalatü vesselamın bize model olarak uyguladığı, öğrettiği dinin emirlerinin özünün, manasının Allah'a şükretmek olduğunu, ona en güzel nasıl şükrederiz? İşte böyle namaz kılarsanız, böyle yerseniz, böyle gezerseniz, bu şekilde tefekkür ederseniz şükretmiş olursunuz. Yani esas maksat şükreden kul olmak. Veküm mine şakirin. Şakirlerden ol diyor. Şükredenlerden ol. Niye? Bak bu kadar Cenab-ı Hak niye şükredeceğimizi, ne kazanacağımızı ifade ediyor. Dolayısıyla biz bu şuurla baktığımızda bütün ibadetlerimizin manası ya Rabbi bizi yoktan var ettin ve her an ikramınla bizi şereflendiriyorsun. Her an. Bütün mahlukatı ve benim hizmetime verdiğin, benim hayatımla alakadar her şeyi de aynı şekilde rızıklandırıyorsun. Bu muazzam sistemi aksatmadan sürdürüyorsun. Ben de istifade ediyorum. Şeref misafir. Hiçbir angaryam yok. Ben sadece tefekkür edeceğim, şükredeceğim. Benden istediği en mühim iş şükür. Şimdi böyle baktığımızda bütün ibadetleri de bu şükrü en güzel şekilde yapmak için biz uyguluyoruz, bize öğretilmiş. İşte bu cihetle baktığımızda şükrün anahtarı dediğin zaman orada duracaksın. Yani hakiki kul olmanın Allah'ın bizden istediği en mühim iş olan şükrü, o şükür hazinesini açmanın altın anahtarı oruçmuş. Allah Allah, orucu biz öyle emredilmiş işte aç kalıyoruz falan bir şey zannediyorduk. Ya da namazı işte öyle kılıyorlar, biz de kılıyoruz. Tamam, tapınıyoruz, Allah'a ibadet ediyoruz. Ama bunun en cami şükür olduğunu işte elhamdülillah bu asrın idrakine Kur'an hakikatlerini sunan Risale-i Nur tefsirinden bu dikkati yakalıyoruz. Çünkü bunların hepsi zamanla küllenmiş, unutulmuş, taklide, adete dönüşmüş. İşte bu manada Ramazan, oruç, kendimizi her bakımdan bir bakıma almanın, manen tedavi etmenin, rehabilite etmenin tam zamanı, mevsimi. Şimdi Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki, halis, azametli, umumi bir şükrün anahtarıdır. Şükür ne? Şükür, Allah'ın bizden istediği en mühim iş şükür. Hala şükretmezler mi? Bu Rabbinin nimetini nimet saymıyor musun? İşte Sure-i Rahman'da 31 defa febi eyyâ ilâ irabbükümâtü kezibâ. Nasıl şükredeyim? Ben sana model yolladım. Bak önünde aleyhissalatü vesselam aranızdan en güvendiğiniz, beğendiğiniz, en güzel ahlaklı. Bunun yaşayış tarzını uyguladığınızda benim rızamı kazanmış, bana teşekkür etmiş olursunuz. Ha, hepsi şükürde toplanıyor. Yani tek kelimeye indirsek vazifemiz şükür. Şükrün uygulamaları bütün ibadetler. Ve bunun nasıl bir şükür? Hakiki, halis, katıksız, tam ihlaslı, azametli ve umumi, maddi manevi en büyük bir şükrün anahtarı oruç. Orucu buna anahtar olarak yaşayabiliyorsak, biz oruç tutuyoruz yani, tut beni ey oruç diye. Biz orucu tutuyoruz öteden beri hep. Çocukların da anlamaz horoz tutmak falan gibi köylerde. Oruç anlamıyor, horoz mu tutuyoruz diye. Şimdi biz orucu tuttuğumuzu zannediyoruz. Halbuki hakiki manasını anladığımızda oruç bizi tutuyor. Haddimizi bildiriyor, vazifemizi öğretiyor, kulluğumuzu idrak ediyoruz. Şimdi bu manada oruç senede bir ay bizim için en vazgeçilmez periyodik bakımın, hangi meslekten olursanız olun periyodik bakım ne demek?
bu işin sağlıklı yürümesi için mutlaka zamanı geldiğinde aksatılmadan yapılması gereken bakım. Oruç kulluk için tam bir periyodik bakım. Orucu tabii böyle sadece işte aç kalmaya dönüştürürsen ya da işte gündüz aç gece iki katı yiyerek sahura kadar vur patlasın çal oynasın tabii şükrün anahtarını o telaşede nerede bulacaksın? Hazır olanı da kaybedersin Allah muhafaza. İşte o bakımdan bunu bu şekilde bir manevi en mühim işi hatırlamamızın altın vakti tam manasıyla bir kulluğun periyodik bakımı olarak görmek. Nefsimizi, işte maddi manevi bünyemizi rehabilite eden bir devir, dönem olarak görüp, idrak edip bu şekilde azami istifadeyi sağlayabilmek lazım. Birinci sözde de anlattığı gibi tablacı malum eskiden işte padişah mutfağından misafirlere tepsilere koyup servis yapıyor. Bugünün garsonları onlara bahşiş veriyor. Ağaçta bir tablacı, manav da tablacı, bahçıvan da tablacı. Hepsi tablacı. Esas nimetin sahibi Allah. Ne fiyat istiyor? Fikir, zikir, şükür değil mi? Birinci sözde formüle ettiği gibi. İyi güzel ama biz bu şükrü yapabilir miyiz? Şükrü yapmanın belli şartları var. Sen bu nimetin kıymetini biliyor musun? Sana bir hediye gelmiş, değerini bilmiyorsun. Ağzının ucuyla teşekkür ediyorsun. Biri diyor ki ya bu çok nadide bir şey. Bu çiçek var ya öyle senin işportacıdan aldığın bir çiçek değil. Müthiş bir çiçek. Şöyle şöyle de manaları var sembol olarak. Ve değeri şöyle var ya bunun bir tanesi 1000 lira. Burada kaç tane var? Koskoca bir demet yapılmış. Özene bezene bir an. Yapma ya o kadar mı ya? Ona göre o zaman biz böyle yarım ağızdan koyar ya dedik geçtik. Şimdi hakkıyla teşekkür etmek için onun gerçek değerini, kıymetini bilmemiz lazım. Verilen nimetin. İkincisi çok değerli bir şey ama benim ona ihtiyacımı hissetmem lazım. Hani meşhur horozla inci, horozun inci bulup da gidip bir mısır tanesiyle değişmesi var ya onun gibi. İnci değerli ama horoz onu bulduğunda inci değerli fakat horoz ona ihtiyaç hissetmiyor. Onun bir mısır tanesine daha çok ihtiyacı var. Bir mısır verene bir inci tanesine verir. Dolayısıyla nimetin kıymetini takdir etmek ama bir de ihtiyacını ona hisset. Çok değerli ama ihtiyacım yok. Ne yapayım istediği kadar değerli olsun. Benim ona ihtiyacım yok. İşte bu iki şartı sağladığımızda bunu bize ulaştırana, aradaki sebeplere de tablacılara da teşekkür edelim. O da Allah hesabına geçer. Ama hakiki olarak bütün sistemi aksatmadan, mevsimi, gezegenleri döndürerek bana sunan münim-i hakikiyi anmak, ona teşekkür etmek. İşte burada nimetin kıymetini takdir etmek, nimete ihtiyacını hissetmek. Şükrün olmazsa olmazı bu. Bu olmadığında sahte olur şükür. Nimetin değerini bilmiyorsun. İkincisi değerli bile olsa o nimete ihtiyacın yok. O zaman teşekkür edemezsin yani. Dilinin ucuyla edersin. Susamış birisine bir bardak su verdiğinde onun minneti, teşekkürü hiç ihtiyacı yok ya. İstemiyorum diyor zorla ya al iç falan diyorsun. Onun gibi bir şey. Evet bu çok çok mühim yani. Burada tabii üstad çok veciz olarak verdiği için böyle oruçlu insanlara da adeta yormayacak şekilde alıcılara açılmış leb demeden leblebiyi anlar. Ben ona bu kadarını anlatayım diyor. Ama biz tabii böyle tozdan topraktan tortulardan kurtulamadığımız için böyle iyice kurcalayıp sıkıp kokusunu çıkarmadan nefsimiz adına tam şimdi oturdu diyemiyoruz. Onun için nefsimiz de anlasın. En kaba hissiyatımız da bu hakikati anlasın diye biraz böyle tabiri caizse şey yapıyoruz. İyice defne yaprağını biraz ufalayınca kokusu çıkar ya. Onun gibi özünü tadını anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu şekilde demek ki bize nimetin ulaşmasında araya giren zahiri sebepler ve sahipler hepsi birer garson. Biz onlara teşekkür ediyoruz.
sosyalleşme gereği işte alıyoruz usulen. Ama zannediyoruz ki parayı verdim o artık benim. Öyle değil işte. Onu Allah gönderiyor. Bir mısırı, narı Allah yaratmasa hangi sebep, hangi para bize sağlayabilir? İşte hakiki teşekkür etmek, sebeplerin ötesinde hakiki nimet sahibini, Allah'ı hatırlayıp ona hakkıyla teşekkür etmek ki bizim zaten yegane vazifemiz şükür. Bizden istediği en mühim iş şükür. Öteki şükrün tamamlayıcıları, uygulamaları. Dolayısıyla ya şükür de biraz eksik olsun, geri kalsın diyemeyeceğim bir şey zaten. O halde bunun şartı nimetin kıymetini bilmek ve nimete ihtiyacını hissetmek. Oruç ne yapıyor? Nimetin kıymetini en güzel şekilde gösteriyor. Nimete ihtiyacımızı en tesirli şekilde hissettiriyor. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç bizden istenen en mühim vazife olan şükrün, nasıl bir şükrün? Hakiki, halis, azametli, umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, yani fakir, gariban yiyecek bir şey bulamıyorsa o zaten hissediyor nimetin kıymetini, ihtiyacını. O Afrika'da şurada burada kurban etlerini bir tane haşlanmış kemiği alıp sırasıyla nasıl kapıştıklarını görüyorsun. Nasıl fiili bir şükür ediyor yani. Zerresini israf etmeden. Şimdi ama varlık içinde olanlar, mecburiyet altında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Nimetin derecesini anlamayınca ne yapıyor? Teşekkür etmeyi içten azami, halis, hakiki bir teşekkürü edemez. Niye? Çünkü o nimetin kıymetini anlamıyor. Demek ki kuru bir parça ekmek tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet-i ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. O kuru ekmeği ısırdığında, o 20 saat aç kalmışsa, yazın aç kalmışsa, o kuru ekmek, o bir bardak su, o bir dilim en tatsızından karpuz, en böyle ehveninden bir hurma, dilim ne diyorsun bu işe? Ya muhteşem bir nimet. Ya kuru ekmek neymiş? Tuzlu zeytin neymiş? Ne büyük nimetmiş. Ve ben buna ne kadar ihtiyacım varmış. Her yudum içtiğim su adeta böyle hücrelerimi ferahlatıyor. Gel de ona göre bir şükür üretme. İşte bizzat duyularımız ne yapıyor? Şahitlik ediyor. Padişahtan ta en fukaraya kadar. Herkes. Oruç herkese farz. Mazeretlilerin dışında. Statüsü ne olursa olsun. Padişahım gururlanma, senden büyük Allah var. Bak sen de elini uzatamıyorsun. Sen de benim gibi açsın. Padişahtan en fukaraya kadar. Herkes. Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Önemli olan idrak etmek. Ya ne büyük nimetmiş. Anladın mı? Anladım. İşte bu zaten şükrün davetçisi. Kapı açıldı. Anahtar bu. Bir de ihtiyacını hissettin beraberce. Kıymetli nimetmiş. Ve benim buna çok ihtiyacım varmış. Nasıl entübe olanlar havaya, ya solunum büyük nimetmiş, nefes alıp vermek ne büyük nimetmiş diye insanlar entübe olunca idrak ediyor. Onun gibi. İşte şükretmek için nimeti takdir etmek, ihtiyacını hissetmek iki şart. Bunu en güzel şekilde bize hissettiren nedir? İşte bu muhteşem
ziyafet şerefi olan oruç. Yani bana en temel vazifemin altın anahtarı. Benden Rabbim en mühim iş olarak şükür istiyor. Şükrün anahtarını da senede, her sene bir ay elime veriyor. Bu kapıdan bu anahtarla giremiyorsan, bu hazineyi yaşayamıyorsan, diye birinci nüktede insan ismine layık mıdırlar? İnsan adayı, kamil insan olmak için bu manayı hakikaten hissetmek lazım. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle, gündüzdeki yemekten men edilmişliği cihetiyle, o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim. İstediğim gibi bak, istediğim şekilde, istediğim zaman yiyip içemiyorum. Demek ki benim değil. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. O zaman ne yapacak? Kim inam ediyorsa, bunu nimet olarak veriyor, sahibi kimse, ona teşekkür etmem lazım. Manava edeyim, bahçıvana edeyim, mevsime edeyim, ağaca, arıya, tamam teşekkür et de, ama en büyük teşekkürü bunları, bunların eliyle sana gönderen Rabb-i Rahim'ine et. Rezzak-ı Kerim'ine etmen lazım ey insan. Kimin malı? Benim malım değil. Benim malım değil mi? Verdim parasını aldım. Bak değilmiş senin, değilmiş. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum. Onun buyur demesini bekliyorum. İftarda ancak elimi uzatabiliyorum. İşte bu muhteşem mana, tam bir, ne kadar karşılıyor bilemiyorum ama en ciddisinden olmazsa olmaz hayati periyodik bakım gibi bir şey yani. Formatlanıyoruz yani. Senede bir ay bu formatı doğru aldığımızda demek ki Rabbim bu seni bir sene idare eder diyor. 11 ay sonra gene gel, tekrar bir ayar çekeceğim. Ölçü, tartı, her şey yerine otursun. Merhameten bize böyle hususi bir lütufta bulunmuş. Ziyafet şerefi. Evet. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazife insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Hakiki vazife insan, insanın hakiki vazifesi demek ki ayet-i kerimede estağfirullah ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudu. Ben cinleri ve insanları sadece, yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte ibadetin içinde de üst başlık, ibadetin manası, bu kadar nimet verdim, bunları şükrederek benden bilsin. Bu akıl var onda. Bu ağacın ona bunu yetiştiremeyeceğini bilmesi lazım. Bu karpuzu, bu otun, bu çöpün buna sunamayacağını bunun anlaması lazım. Ve bana teşekkür etmesi lazım. Bakayım edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü insan suresinde de diyor, biz imtihan ediyoruz ki bakayım şükür mü edecek, inkar mı edecek? Hep bu. Mülk suresinde de geçiyor. Aynı şekilde imtihan ediyoruz. Ve diyor biz ona öyle bir nefis taktık ki diyor, فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Takvayı da fücuru da, yani nerede emre uygun hareket ettiğini, nerede biraz çizmeyi açtığını o nefis bilir. O nefsi biz fabrika ayarlarını öyle ayarladık ki bir haltı, bir yanlışı mutlaka fark eder. Ben ne bileyim, farkına değilim falan. Yalan söylüyorsun. Bak vicdanına, sana söylesin. Onun için mazeretimiz yok. Ama bir serbestliğimiz var. Rabbim mecbur tutmuyor. Kulum sen kendini bu sınırlarda tutarsan imtihanı kazanacaksın. Biz imtihan ediyoruz. Pek çok ayette geçiyor. Hangisi güzel ameller işleyecek bakayım diye. Bakayım sabredecek mi? Bakalım şükür mü edecek, inkar mı edecek? Nimeti veriyoruz. Hepsi kaydediliyor. Nasıl bu nimete vasıl oldun? Ne ile müstahak oldun? Şükründe bulundun mu? Evet. Rabb-i Rahim'im vermiş. Açtığı boğazdan geçecek rızkı Rabbim takdir ediyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla müstahak olmadığı halde ona Cenab-ı Hak yaşadığı müddetçe rızkını vermiş. Peki şükründe bulundun mu? Yok.
Niye bulunmadın? Ben onun nimet olduğunu bilmiyordum. Ona ihtiyacın olduğunu, onu da çok anlamadım. Zorla ağzıma tıktılar. O zaman tabii şükretmezsin. Onun için oruç bizi bu manada hakiki vazifemize en azametli, halis, hakiki şekilde ne yapıyor? Yönlendiriyor. Yani iple çekmemiz lazım. Gelse de bu Rabbimizin hususi mükafatlandırdığı ve bizi maddi manevi rehabilite ettiği, insanlığımızı, hakiki vazifemizi bize en iyi hissedecek bir uygulama, bunu yaşasak dememiz lazım. Orucun hikmetleri sırf dünyadaki faydaları saymakla bitmiyor. Bunu adam tespit etti. Nobel ödülü aldı Japon, malumunuz. Oruçla vücuttaki bütün toksinler, atık maddeler, yarım yamalak, döküntü, ne varsa hepsi bahar temizliği gibi tasfiye ediliyor. Adam bunu keşfetmiş. Nobel ödülü aldı. Ama biz Rabbimiz emretmiş diye yaşadık bunu hep. Zaten biz o faydalardan otomatikman nasipleniyorduk. Ama biz emredildiği için yapıyoruz. Ötekisi de dünyevi sağlık için yapıyor. Yapsın. Bizim inancımız artar. Rabbimizin bize emrettiği her şeyde hikmeti var. Biz onu emrettiği için yapıyoruz. Ama daha dünyadayken bizim adeta mükafatla coşturuyor. Bol bol mükafatını içine koymuş. Evet. Hakiki vazife insani olan şükür, oruç da bunun en güzel anahtarı. Bu anahtarı yanınızdan eksik eder misiniz? Kulübenizin anahtarını hiç üstünüzden eksik etmiyorsunuz. En basit memuriyet odanızın anahtarı cebinizde olmadan dışarı çıksanız kendinizi açıkta kalmış hissediyorsunuz. Ya oda kapalı, ne yapacağım ben? Şükrün anahtarı. Altın anahtar. Bu hiç ihmal edilir mi? Bu şerefi keramete iştirak edilmez mi? İşte ama böyle bilirsen edilir ve istifade de edilir. Evet, evet. Kısa bir nükte okuyalım. İçtimai hayata bakan. Üçüncü nükte. Oruç, hayat-ı içtimai insaniye, insanın sosyal hayata, toplum hayatına baktığı cihette çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Allah herkesin geçim şartlarını farklı şekillerde vermiş. Eşit dağıtmıyor, imtihan gereği. İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Felsefede zannedildiği gibi çalışan kazanmış, çalışmayan fakir kalmış. Böyle değil. Allah öyle yaratmış, öyle takdir ediyor. Bazısına çok veriyor, bazısına az veriyor. Elbette ki kazanmak için çalışmak lazım ama her çalışan kazanacak diye bir şey yok. Sıkıntı orada yani. Nasipte varsa gelir, gelir ama kime gelir? Balığa çıkmıyorsun, nasipte varsa gelir. Ya sen yine oltaya atacaksın, nasipte varsa gelir. Oltaya atanların hepsi balık tutacak diye bir şey yok. Aynı tutacak diye bir şey yok. Biz bunları karıştırmamamız lazım. Batı'da ben çalıştım, kazandım diyor. O fakir diyor, çalışmamış diyor. Fakir kalmış diyor. Ona niye yardım edeceğim diyor. Halbuki bizde mülk sahibi Allah bana çok vermiş, imtihan ediyor. Bakayım komşusunu gözetiyorum. Onun payını senin kazancının içine koydum. Zekat payını minnet etmeden vereceksin. Şimdi bunu felsefe gözüyle göremiyorsun ki. Onun için böyle saz çalacak, resim yapacak, sokakta bir şeyler yapacak da ona insanlar bahşiş atacaklar. Yoksa böyle bizdeki gibi Allah rızası için vermek yok. Ama bunu tabii esasını unutturunca bu sefer minnet etmeden olacak yerde insanlar sokaklarda dilenciliğe teşvik ediliyor. Tamam, Allah'ın kulu ver ama sapasağlam çalışabilecek olanı da tembelliğe alıştırma. Bunları doğru yerlere harcamak. İşte İslami sosyal bünye bozulunca parça parça uygulamalar maalesef istismara açık hale geliyor. Yoksa
her çalışan zengin olacak diye bir şey yok. Öyle olsa hiçbir tüccar iflas etmezdi. Kim kar etmek istemez? Herkes kar için uğraşıyor. Bazıları ediyor, bazıları demiyor. Bazıları başka zaman ediyor. İşte bu bir imtihanın tecellisi. İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Allah böyle yaratmış yani. Tabii ki biz elimizden geleni yapacağız ama sonuç yine değişmeyecek. Bazıları zengin, bazıları daha az gelirli olacak. Bu imtihanın gereği. Allah hepimize sıfırdan verdiği için bu haksızlık değil. Rabbimizin taksimatına razı olacağız. Çalışacağız, elimize geçene razı olacağız. Biz imtihandayız. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen, yani zengin fakir farklılıklarına binaen, öyle yaratmış zaten. Buna binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet etmiş. Çok verdiklerini az verdiklerime siz verin, sizin imtihanınız da bu diyor. Halbuki zenginler, şimdi bu bir vazife, Allah'ın vazifesi, zekat İslam'ın şartlarından. Ben bazınızda çok veriyorum, az verdiklerime sizin verip vermediğinizde sizi imtihan ediyor. Çünkü mal, evlat hepsi imtihan vesilesi diyor. Açık açık ayet. Şimdi bu da geldi bir vazife. Şükrün bir alt kademesi oldu yani. Mala şükretmek, zekatını vermekten başlıyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini, açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Hissetmediğin bir şeyi, değil mi? Ne derece uygulayabilirsin? Eğer oruç olmazsa nefisperest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Damdan düşeni damdan düşen anlar. Adam bilmiyor yokluk açlık ne görmemiş. Ya onun için Rabbim bir vazifeyi veriyor. O vazifeyi en güzel idrak edecek şartları da hazır. Fakire yardım et diyor. Fakir olmayan fakirin halini anlamaz ki yardım etsin gereği gibi. Fakirin psikolojisini bilmez ki onu rencide etmeden, izzeti nefsini kırmadan, sağ elin verdiğini sol el duymadan olsun. Bunu nefsinde tecrübe etmeyen bilemez. Eğer oruç olmazsa demek ki nefisperest çok zenginler bulunabilir ki istisnalar her zaman olur. Açlık ve fakirlik ne kadar elim, onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Halbuki bu onun vazifesi, İslam'ın şartı. Tam idrak etsin ki iyi yapsın. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrün hakiki bir esasıdır. Yani diğer alt durumdaki, muhtaç durumdaki olanlara acımak, şefkat etmek insanlığın temeli ve hakiki şükrün temeli. O zaman işte hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir, ona karşı şefkate mükelleftir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir, bunu ifade ediyor. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Vazifesi neydi? İman edip ibadet etmek. İmanda bir şefkat var. Yaratılanı yaratandan ötürü hoş görmek, merhamet etmek var. İmanın bir tarafı şefkat, muhtaçlara acımayı, yardımı emrediyor. Müminin özelliği. İkincisi kendisine haksızlık yapana karşı şehamet, şehamet-i imani. Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmiyor. Hakkını savunuyor, arıyor. İşte bu imanın iki kanadı. Şimdi hakiki mümin olmak bizim imtihanımız. Muhtaçlara şefkat edeceğiz ama muhtaçların ne olduğunu bilmiyor. Hiç damdan düşmemiş. O zaman ne oluyor? İşte bu vazifesini, bunu en güzel yaptıracak şey onu o tecrübeye sahip kıl. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, böyle bir mecburiyet olmazsa, şartlar onu mecbur tutmadığında ömrü biter, hala bunu olmaz. Dolayısıyla zorba, geçimsiz, kimseye acımayan, haşin bir çekilmez tip çıkar ortaya. Ama ben yokluğun ne olduğunu bilirim, açlığın ne olduğunu bilirim, fakirin, muhtaçlığın ne olduğunu bilirim. Bakıyorsun, feleğin çemberinden geçmiş insanlar daha bir olgun, daha bir anlayışlı. Ya eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu
imanının gereği olarak, güzel ahlakın olmazsa olmazı olarak mükellef olduğu, yükümlü olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Biz kendi nefsimizdeki tecrübelerimizle, ölçülerle alemi yorumluyoruz. Damdan düşmeyen, damdan düşenin halini anlar mı? Anlamaz. İşte buna işaret ediyor. Ama halbuki Kur'an kardeşinin ihtiyacını hissedip onu kendi ihtiyacından öne tutan, kendi hoşuna giden şeyleri mümin kardeşine vermekten hoşlanan bir insan olmayı bize tavsiye ediyor. Size bu yakışır diyor. Ve sahabelerin Kur'an'ın övgüsüne mazhar sıfatlarını bize anlatıyor. Bak onlar kendi muhtaç olduğu halde kardeşinin nefsini tercih etti. Malını mülkünü icabında kendi ihtiyacı olduğu halde ona öncelik tanıdı. Ve yusirûne alâ enfüsehum. Evet. İşte bu ulvi insani değerlere yücelmek için bu orucun manevi bakımını, tedavisini, ıslahını nefsimize uygulamak, yaşamak, onu törpülemek gerekiyor. Cenab-ı Hak bu manada oruçlarımızı makbul eylesin ve bizleri de oruçtan hakkıyla istifade eden bahtiyar kullarından eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahümen elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.